Herkese merhabalar. İnkılap tarihinde LGS 2023'te full yanma yolculuğumuza Doğu ve Güney cephesiyle devam ediyoruz. Batı cephesinde Yunanlar bizi bekliyordu. Onları yamultacağız zaten ama Doğu cephesinde Ermenileri, Güney cephesinde de Fransızları ve Ermenileri yamultacağız. Düşmanı denize dökeceğiz. Düşmanı kendi ülkesine yollayacağız. Ne işiniz var burada diyeceğiz. Ve tabii ki de LGS'ye de diyeceğiz ki ne işin var bizim karşımızda. LGS İnkılap'ta inşallah 10'da 10 yapacağız. Hazır mıyız Songuç'um? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Her zaman gibi hazırım diyorsun. Sayısal ve sözel bölümde inşallah en yüksek netler için 2023 LGS'de koşuyoruz. Tabii biz bu konuyu anlattıktan sonra sizin yapmanız gereken şey bol bol soru çözmek. 0'dan 8'e sözel kitabımızda bunu mükemmel bir şekilde anlattık. Bakın hatta şurada göstereyim. Burada arkadaşlar geliyorum. Bakın Güney cephesi ve soruları, Doğu cephesi ve soruları buradan çalışabilirsiniz. Bir de burada %100 soru çıkar bölümümüz var. Bunu da sıfırdan kitap olan arkadaşlar lütfen yutsunlar. Gerçek söylüyorum, bu sayfayı böyle yutsunlar. Çünkü şu ana kadar ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik, ulusal birlik ve beraberlikten LGS'de soru gelmeyen sene yok. Bazı yıllar 2 geliyor, bazen 1 geliyor. Dolayısıyla buradan %100 soru çıkardık. Mesela LGS sözel bölümde 2022'de de buradan soru geldi. Buradaki boşlukları da doldurmanızı istiyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda taktikli inkılap tarihi kitabımızda da hemen Doğu cephesi ve Güney cephesini açıyorum Tonguç Elal. Benim bak test 29 ve aynı zamanda test 30'u çözüyoruz. Hatta test 31'de de veriyorum. Buradaki dijital soruları da çözmeyi unutmayalım. Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar veya da Dinamo Soru Bankası da olan arkadaşlar hemen burada Doğu cephesi Sevr Anlaşması'ndan sonra geliyor. Burada arkadaşlar hemen şuraya geliyorum. Bakın burada test 37 ve dijital soruları, test 38 ve dijital soruları, test 39 ve dijital soruları, test 40 ve dijital soruları, test 41 ve dijital soruları güzel güzel çözüyorlar. Buradaki sorular defalarca öğrencinin karşısına çıkıyor. Dolayısıyla bunları çözelim. Zor Bankası'na da hemen ödevimizi verelim. Zor Bankası inkılap tarihinde hemen buraya geliyorum. Burada test 16 ve 17'yi çözüyoruz. Ekstra dijital sorularımızı ödev. Ödevlerimizi en başta verdik çünkü LGS'de bizi kurtaracak olan şey bol bol soru çözmek. Bize sınavda soru soracaklar. Hadi anlat bakalım Ermenileri nasıl yendik demeyecekler. Bak milli egemenlik. Az önce demiştim ya %100 geliyor bak. Milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik. Hemen diğer kelimeye de bakalım. Neyse hadi hemen videomuza başlayalım. Güzel güzel öğrenelim. Ardından konuyu süper bir şekilde pekiştirelim. Hadi bakalım. Biz tekiz, onlar hepsi. Yani zaten Tonguç senin de söylediğin gibi ben tek sizi... Tek gelsene kardeşim. İndir öyle diyoruz düşmana. Doğudan Ermeniler, batıdan Yunanlar, güneyden Fransızlar saldırıyor. İtalyanlar da vardı bir ara. İtalyanlar bir ara böyle artistik yapacaklar ama tırsacaklar. Burada İngilizler zaten konuşlanmış durumda. İngilizler. Evet. Türk kuvvetleri ve işgal kuvvetleri mücadele edecek. Ya istiklal ya ölüm diyeceğiz. Mustafa Kemal zaten projeyi çizdi. Dedi ki ya istiklal yani bağımsızlığımızı elde edeceğiz ya da öleceğiz. Öyle mandaymış. Ya hayır oğlum senden bahsediyorum. Manda var yani başka devletin himayesi altına gidiyor. Himayemiş, bunları kabul etmiyoruz diyor. Dolayısıyla net bir şekilde savaş başlıyor. Doğu cephesinde... Hocam savaşmasaydık niye savaşıyoruz ki? Oğlum niye saçma kardeş sapan kardeş konuşma ama... ne diyorsun oğlum? Tabii ki savaş zaruri olduğu zaman yapılır diyor Mustafa Kemal. Yani yoksa biz normalde Ermenilerle kardeşlik zaten. İyi olanlarıyla her zaman sıkıntımız yok. Ama burada düşman olarak saldırdıkları zaman... Ne haritası hocam böyle? Burası Doğu cephesi haritası. Yani burası Türkiye'nin doğusunu gösterdik. Hatta şöyle devam ettiğimiz zaman şöyle Türkiye'ye buradan İstanbul'a doğru gidiyor. Şimdi Tonguç'um burada şunu bilmemiz lazım. Artvin, Ardahan, Kars, Sarıkamış, Iğdır bu bölgede savaşlar olacak. Komutanımız 15. Kol Ordu Komutanı Kazım Karabekir. Diğer tarafta kol kim? Kol Ordu ne demek hocam? Kol Ordu... Ordunun kolları vardır Tonguç'um tamam böyle. Bir... tümen vardır. Bir işte tabur vardır. Bacak ordu var mı hocam? Bacak ordu yok ama yani oldu diye düşünebilirsin. Tabur vardır. Kusura bakmayın iğrenç esprim için. Evet biraz kötü bir espri ama sonuçta düşman gerçekten sıkıntı yaşıyor kol orduyu görünce. Burada Sovyetler Birliği kurulacak. Ama Sovyetler Birliği'nden önce Ermeniler zaten bize karşı böyle gaza gelip saldırmışlardı. Biz de Büyük Millet Meclisimizin ilk askeri ve siyasi başarısını elde ettik. Demek ki düşmanımız Ermeniler Doğu cephesinde. Elde ettiğimiz başarı Gümrü Anlaşması. Bu başarı TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı. Çünkü Ermenistan bizi tanıyan ilk devlet olacak. Ve aynı zamanda Sevr'i reddeden ilk devlet olacak. Ve aynı zamanda Tonguç'un buradaki askerlerimizi biz Batı cephesine yönlendireceğiz. Niye? Çünkü Batı cephesi çok önemli. Şimdi Güney cephesine baktığımızda burada düşmanımız yine Ermeniler ve Fransızlar. Ama temelinde Fransızlar. Burada ise hani öbür tarafta Kazım Karabekir 15. Kol Ordusu'yla bize yardım etmişti. Burada ise düzenli bir ordumuz yok. Düşman Fransızlar ve Ermeniler. Askerimiz ise bu sefer sadece ve sadece Kuvayi Milliye. Ama Kuvayi Milliye derken gönüllü halk birlikleri. Mesela Maraş'ta... Milli kuvvetler. Harikası. Maraş'ta Sütçüman var. Sütçüman normalde adam imam. Ama ve süt satıyor. Ve süt satıyor. Fakat düşmanı görünce bir anda Terminatör'e dönüşüyor. Bir anda Fransızları temizliyor. Niye? Çünkü ya istiklal ya ölüm diyen bir insan. Aynı zamanda Ali Sahip, Ur Savaş, Şahin Bey ve
Sonucunda da Ankara Anlaşması'yla Fransızlar yamulup gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Çünkü asla Maraş'ın, Antep'in, Urfa'nın, Adana'nın bizden anlamayacağını anlıyorlar. Demek ki buradaki kahraman askerlerimiz ve kahraman Kuvayi Milli Birlikleri... Teşekkür ediyoruz onlara. Evet, gerçekten. Onlara minnettarız. Evet, onları rahmetle anıyoruz. Devam edelim. Burada şu da önemli. Esas cephe Batı cephesi olmuş. Çünkü Batı cephesindeki zaferler sonrasında mesela Ankara Anlaşması imzalanacak. Şöyle oluyor. Biz Ankara Savaşı'nın, Ankara'da Büyük Millet Meclisi var. Batı cephesi Yunanlarla mücadele ediyoruz ya. O sırada da Güney cephesinde Fransızlarla Kuvayi Milliye mücadele ediyor. Ama biz Batı cephesinde Sakarya zaferini elde edince Fransızlar diyecek ki ooo hele manşans iyi, biz gidelim diyecekler. Ama ne güzel konuştunuz hocam böyle. Şimdi bu haftanın ödülü sorusunu yapıyoruz. Hadi bakalım yorumlara yolla.